Kıymetli seyirciler, Biricik Olay Haber temsilcisi ben Rafet İbrahim Fizici. Yarın temsilcisi Sayın Cafer Elmas. Birlikte hazırladığımız ortak yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili seyirciler, bu haftaki konuğumuz sizler de çok yakından tanıdığınız Biricik'imizin milletvekili, AK Parti Biricik Milletvekili Sayın Selim Erciş. Sayın Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. İyi. Sizler de iyisiniz. Sağ olun efendim. Sevgili seyirciler, gündeme dair birçok sorularımız olacak. Sayın Vekilimize ilk soruyu sorarak da ben programı açmak istiyorum. Efendim, geçtiğimiz günlerde Pazaryeri ilçemiz olsun, Bayırköy ilçelerimiz olsun, TOKİ konutları hakkında müjdeler verildi. Ama Biricik halkı da bekledi ki neden Biricik'te yok? Yani bizler de ihtiyacımız var diye halkımızdan birçok yorumlar verildi. Bu konu hakkında ne dersiniz? TOKİ önemli. Yani dünyada mekanı ahirette iman denilir ve insanların her birinin hayatını idame ettirdikleri bir mekanın olması çok önemliydi. Biz Bilecik'te konut stoku anlamında belediye başkanlığımız döneminde 2004-2009 yılları arasında 1200 tane TOKİ konutu yaptırdık. O günkü şartlarda 9000 abonesi olan Bilecik'te çok ciddi bir rakamdı yani bu oranda. Hatta bazı müteahhitlerimiz bizim işimizi elimizden aldığımız, bundan sonra Bilecik'te kimse bir çivi dahi çakamaz 15 yıl boyunca dediler. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Bilecik'te üniversite yeni kuruluyordu. O konutlar yapılmazsa çok ciddi konut sıkıntısı yaşanabilirdi. Ve 2016'ya kadar üniversitenin kurulmasıyla birlikte çok ciddi yapılaşma oldu. Ben belediye başkanlığımı 2004'te 9000 abone ile aldım. Bıraktığımızda 30.000 su abonesi olacak. Dolayısıyla konut stoku olacak duruma geldi. Ama 2016'dan sonra krizlerle, diğer şeylerle başlayarak yaklaşık bir 5-6 yıldır inşaat sektörü duraklama dönemlerini yaşadı. Şimdi de bu ekonomik fiyat artışları sebebiyle gerçekten gayrimenkul fiyatları oldukça üst noktalara getirildi. Ve özellikle yeni evlenen, hayata yeni başlayan, alt gelir grubundaki insanlarımızın bu şartlarda yeni bir konut sahibi olması zorlaştı. Ve TOKİ konutlarına önem tabii ki arttı. TOKİ konutlarının hızlı yapılabilmesinin en önemli ayaklarından birisi tabii arsanın temin edilmesi. Diğer yerlerde işte son olarak İnisar, Osmaneli ve Bayırköy yerleşim yerlerimizde, ilçe ve beldelerimizde tarihler belirlendi. İnşallah buralarda ihaleler yapılarak devam edecek. İnisar'ın daha önce bir ihalesi çıktı ama katılan olmadığı için bu döneme kaldı. Pazaryeri ilçemizde bu grupla birlikte onun da ihalesi yapılacaktı ama arsasında bir sit alanı ile ilgili bir sıkıntı olduğu için o da bir sonraki onun çözümüne ilişkin kaldı. Bu Boğaziçi'de zaten şu anda 340 konutluk ve 10 tane yaklaşık ticaret alanlı bir ihale yapıldı. Müteahhit de şu anda alanda bu çalışmalarını devam ettiriyor. Söğüt'te konutlarımızı ilk etabını bitirdik. Yerleşimlerde bazı sıkıntılar var. Bilecik'imizde maalesef bu zamana kadar bu işte biz 2009'da yaptıktan sonra bir konut fazlalığımız oluştu. Ama ondan sonraki yıllarda da çok fazla ihtiyaç olmadı. Bu konuda da girişimde bulunan talep eden de olmadı ama son yıllarda Bilecik'te de bu konut noktasında ciddi talep var. Buna ilişkin biz de çalışmalar yürütüyoruz. 570 dönümlük bizim Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde polis okulunun üzerinde bir alanı geçen dönem Çevre Şehircilik Bakanımız geldiği zaman rezerv alan, konut rezerv alanı olarak ilan edildiğiydi. Köşe dayatıldığımız mülkele üst kısmı. Orada ilan yok mu? Üst kısmı işte o alanlara ilişkin olarak
gün önce belli oldu diyor. Yapılan sondaj çalışmaları, evet, şeylerde buralarda yerleşim alanı olamaz. Eylem riski fazladır, evet, diye çıktı. Yoksa oraya bir ilk aşamada 500 konut, devamında da orası bir bölge olacak şekilde düşünüyorduk. Ama bizim burada Hürriyet Mahallemizin altında Cumhuriyet Mahallesi'ne bakan noktada bir 50 dönümlük TOKİ'ye ait alanımız var, Kazma Arazisi. Şimdi TOKİ Başkanımızın verdiği habere göre oraya 200 konut biraz da fazlalaştırmaya çalışıyorlar. Ama yeni arsa, alan bulduğumuzda da inşallah Bilecik'e de 1000 konuta kadar yeni şeyi yapacağız. Peki bu inşaat sektöründeki bu artışta müteahhitlerin böyle bir bocalanması, inşaatların böyle bir yapılanmasında, işte normal bir binalarda kuruyor, müteahhitler çalışıyor. Bununla ilgili herhangi bir Cumhurbaşkanı'nın bir tasarruf olacak mı? Sonuçta hakikaten aldı bu. Şimdi yani insanlar daire alama durumu olmuştu. Yani, 3 daire bitirir oldu. Yani öncelikle tüm izleyenlerimize şunu ifade ediyorum. Bu fiyatlardaki istikrarsızlık, türbülans sadece Türkiye'de olan bir olay değil. Dünyada artık bu pandemi dolayısıyla dünyadaki ticari ölçüler, ölçekler değişti. Tedarik noktaları değişti. Ve mal çok kıymetli bir hale geldi. Ve bunun getirmiş olduğu Türkiye'ye de yansımaları oluyor. Ve bazen iyi niyetle insanların serbest piyasa ekonomisiyle verilen haklar bazı insanlar tarafından da suistimal, tekel oluşturulmak suretiyle de değerlendirilebiliyor. İşte bunları, oluşan şeyleri bundan sonra tüm fiyatları açısından biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığımız ve bakanlarımızdan oluşan fiyat istikrar komiteleri kuruldu ve bunlara ilişkin gerekli önümüzdeki süreçte yasal düzenlemeler de yapılıyor. Yani burada biraz serbest piyasa ekonomisini günümüz zorunlu şartlarda güçlülüğünü zayıf olanı ezme aracı olarak kullandırmayacağız. Evet. Bir defa. Ve burada herkesin makul seviyelerde bunun kontrolünü, buna bir müdahale anlamında da değil. Çünkü devletin her zaman zayıf olanı koruma sorumluluğu, yükümlülüğü vardır. Burada bu alana hakim olan güçler, işte gerek demir, gerek çimento, gerek diğer şeyler noktasındaki şeyler şu anda piyasaları aşırı derecede yükseltiyor. Evet. Ve bunun piyasa gerçek değeri de bu değil. Bir şişme oldu. Bir işte yaşanan, tarihte ilk defa yaşanan bir uçuk operasyonu gerçekleşti. Diyeceğim gün de ulusal adam hala açık meydan alıyoruz. Yapılan bir operasyon, arkadan yapılan müfettiş soruşturmaları, hazırlanan iddianame, onun iddianame sonunda görevden alınan belediye başkanlığı, belediye başkanı ve danışmanı hakkında 4-12 yıl arasında açılan bir dava ve bakanlık tarafından geri dönmeyecek bir süreci var. Siz hukuki kimliğiniz de var. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla ilgili kamuoyu hakkı hala büyük muamma var, hala konuşulan var. Semihçi tayfası var, diğer karşı tarafan var. Cumhuriyet Halk Partisi içinde böyle biraz bölünmeler de meydana geldi isterseniz. Bu konuda sizin düşüncelerinizi almak istiyoruz. Çünkü gerçekten bir hala bugünden o kopuk olan yani. Yani tabii 15 yılda belediye başkanlığı yapmış bir insan olarak Bilecik adına, belediyecilik adına yüz kızartıcı, üzücü bir olay. Ve Bilecik'e hiçbir zarar olmasa bile bu süreçte bu gündemi zapt ettiklerinden dolayı şehrin adını bu şekilde ulusal basına yansımasından dolayı hakikaten üzüntü duyduğumuz bu zarar bile yeter. Yani Bilecik'te neler oluyor, ne şekilde oluyor noktasında bir yeter. Böyle bir şeyin olmasını hiçbir zaman temenni etmeyiz. Ama Bilecik'in zamanını, zeminini, imkanlarını, belediyecilik fırsatlarını hakikaten heba eden bir süreç yaşıyoruz. Ve bu dönem zarfında biz 3 dönem yaptık ama 3 yılda 3 belediye başkanı değişti Bilecik'te. 4. olabilir mi? Yani bilemiyoruz tabii bu konulara ilişkin neyin
ne olabilir, spekülatif bir şey demek de istemeyiz ama sonuçta bu sistemin içerisinde olanlar, yargılama, teftiş, denetim her haliyle devam ediyor. Şimdi bazıları şunu görüyorlar, tabii kesin karar verilmeden beraat-ı zimmet asıl ama bazı şeyler artık savcılık iddianameyi yazdığında o iddia edilir boyutta da konuşulabilecek konular. Ve ben hukukçu kimliğimle bu zamana kadar bir siyasetçi yönüm şu anda ön planda olmasına rağmen hukukçu kimliği mağrurluğumla bu konuda bu zamana kadar bir görüş bildirir veya itham eder konumda hiçbir zaman olmadı. Yani bu, buna ilişkin olarak. Ama maalesef arkadaşlarımızın bu konuda bu işe sebebiyet veren başkan ve avanesini ya hatalarını bir nebze de olsa kabul edip Bilecik halkından özür dilemeleri gerekirken yani şimdi şöyle bir şey, bu şahsı başkanın ilgisi olsun olmasın. Diğer şeyler ki savcılığın iddianamesiyle illiyet bağının sabit olduğu söyleniyor. Yani kayıtlarıyla, diğer şeylerle bu bağlantı kurulmuş, geri plandaki diğer bilgi belgelerle bu bağlantı, para akışıyla bu bağlantının kurulduğuna ilişkin savcılık iddiaları var. Bu öyle olmasa dahi bu şahsı getiren kimse Bilecik'ten kırmızı mumlu davetiyeyle o şahıs buraya çağrılmadı. Bu şahsı getirenin bunu siyasi sorumluluğuna, insanı sorumluluğuna en azından katlanması lazım ve topluma, Bilecik Belediye Başkanı olarak bu toplum seçti onu, topluma dönüp ya ben bu getirdiğim şahsın yaptığı olaydan dolayı sizlere bu mağduriyeti yaşattığım için Bilecik halkından özür dilerim demesi en bu yanlışın içinde en doğru davranışlardan birisi olur. Ama bu şeyi nezaketi dahi göstermeyip sanki birileri ona kumpas kurmuş iddiaları gibi davranarak zeytinyağı gibi su yüzüne çıkmaya çalışmak yani hakikaten hoş bir görüntü değil. Ve dışarıdan insanların akıllarıyla alay eder pozisyonda olunması da hoş bir görüntü değil. Yani 200 bin dolar gibi bir parayı rüşvete alırken devletin resmi kurumları tarafından suçüstü yapılan bir şeyde neredeyse inkar eder vaziyette diğer şeyler oluşuyor ama bu süreçler de tabii yargı kararlarıyla hak yerini bulacak. Ben bu şeyin şu anda açılan dava sadece suçüstü yapılan rüşvet olayıyla ilgili dava. Evet. Ama yani teftiş, müfettişin yaptığı incelemeler diğer şeylere ilişkin olarak da daha savcılık tarafından farklı davaların da gelebileceğini düşünüyorum. Yani bu buna ilişkin olarak mesela ne gelecek? Ya işte bir sürü kamuoyunda konuşuldu. İmarla ilgili şeyler var. Diğer ihalelerle ilgili bir sürü konular bahsedildi. Yani bunlara ilişkin olarak bunlar hepsi toplanarak bunların her birinde belediye başkanlığının hiçbir şey olmasa bile denetim sorumluluğu vardır. Harcama yetkilileri de sorumludur ama belediye başkanlığında bu konulara ilişkin denetim sorumluluğu vardır. Birçok yerlerde imza sorumluluğu çıkar bunlara ilişkin. Daha soruşturmaların devam ettiğini biliyoruz bu şeyde. Ve buna ilişkin de yeni davalar, diğer şeyler de gelebilir. Tabii şimdi soruşturmanın selameti açısından belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı. Ve her iki ayda bir soruşturmanın konumuna göre İçişleri Bakanlığı değerlendirme yapıyor. Dolayısıyla şu anda dava açıldığı için ve
bu dava sonuçlanıncaya kadar, sonuçlandığında da bu davanın beraat da bitinceye kadar görevden uzaklaştırma sebebine göre başkanın göreve geriye dönme ihtimali yok ki en önemli şey bizim buradaki olay o kadar sabit ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu anlamda yönetimini de tebrik ediyorum. Arkasında durma noktasında o direnci dahi gösterecek onlara bir fırsat Sayın Başkan davranışlarıyla ve yaptığı şeylerle vermediği için partiden ihraçına karar verdi. Evet. Yani bir yargı kararını kesinleştirmeden kendi parti mensupları suçlu olduğunu başkanın ve kendi işlerinde barınamayacağını ifade etti. Onun başka lami, gemi, diğer şeyi yok. Ben aslında bu konuda hani belki de daha sert de konuşmak lazım ama o bize... Ama bu süreçte AK Parti çok böyle sessiz kaldı. Yani bu konuda gerekli açıklamalar, gerekli böyle bitişler bulunmadı. Ya şimdi şöyle bir şey, bu konuda... Bu da size karşıda geliştiriyor. Yani AK Parti'nin söylemeyecek çok sözü var ama bu şey yargıyla ilgili ve direkt savcılık denetiminde emniyet güçlerinin operasyonuyla el konulduğu için yargısal bir süreçte bizim araya girerek siyasi rol katmaya çalışmamızı ben çok fazla etik bulmam ve az çok süreci de tahmin ettiğimiz için süreç zaten çok konuşmakla değil işle rayında gidiyor. Amacımız burada Bilecik halkının zarar görmesini engellemek. Yapılan tahribatı çok daha ileri boyuta götürmelerini engellemek. Eğer bu devam etseydi, bunu kamuoyunda basın halkla iç içesiniz. Yani Allah aşkına ilk geldiği günden itibaren bu tarifelerin oluştuğunu, bu uygulamaların yapıldığını herkes fiskos olarak birbirine diyordu. Ama buna ilişkin olarak bu bilgi, belge olarak yansımamıştı ama belki de bu iki yıllık sessizliğin, insanların kayıtsızlığını vermiş olduğu cüretle bunlar son hamleyi yapınca kafana düştüler. Bu konuda hani çıkıp da sizi şöyle yaptınız, böyle yaptınız demek doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Çünkü yargısal süreç gayet düzgün işliyor ve biz hakimimizle, savcımızla da bu anlamda güveniyoruz. Emniyet yetkililerimiz olayları takip ediyor. Şey var mı Selim Ekim? Diyorlar ki pardon, hani Semih Şahin geldiği zaman da Selim Yavcı'ya 3 tane dosya açtıracağım diye böyle bir çıkışa bulmuştu. O yüzden böyle bir karşılık gelirse de o da onları verecek diye böyle size bir gözdağı verdi yönünde. Siz de bu konuda sessiz kalacağı bir iddialar var. Siz de bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu kamuoyla konuşulan bir şey var. Şimdi bakın, 300 dosya çıkmadı ya. Arkadaşlar işte ben onu dedim. Biliyorsunuz 300 dosya açıklayacağız dediklerinde de kamuoyuna dedim ki ben 15 yıl başkanlık yaptım. 15 saniyesine kadar hesabını vermeye hazırım. Bugün de hazırım. 20 yıl sonra da bunun hesabını vermeye hazırım. Yani o konuda biz rahatız. Ne öyle bir milletin hakkı hukuku üzerinde kendi nefsimizi ön plana tutarak bir anlaşma yaparız. Öyle bir durumumuz da, öyle bir korkacak alanımız da yok. Ha, dosya çıkarmak için sizler de biliyorsunuz çok uğraştılar. Çok çaba harcadılar dışarıdan. Müfettişleri, başka belediyelerin, denetmenlerin, diğer şeyleri getirildi. Ama biz bugünkü gibi değil, yılda bir tane, iki tane ihale değil. Bizim zamanımızda aynı anda 20 tane şantiyenin, 25 tane şantiyeyle çalıştık, birçok ihale yaptık. Eksiklikler olur mu? Olur. Hatalar olur mu? Olur. Ama bizim dönemimizde kendi menfaatimiz veya başka birilerin menfaatleri için kasıt olması imkan dahilinde değil. Efendim, dediniz ki her iki ay dönüm sonucunda İçişleri Bakanlığı değerlendirme yapıp soruşturma selameti için uzatıyor dediniz. Peki şurada yani şu olmuyor mu? Kamu zararı olmuyor mu uzattıkça? Ne gibi? Şimdi belediye, Semih Şahin belediye başkanı olarak maaş alıyor. Evet. Değil mi? Yani vekaleten de şu anda Melek Subaşı devam ediyor. O da maaş alıyor.
burada bir kamu zararı olmuş ortaya çıkmış olmuyor mu? Ya oluyor ama şimdi hukuk devletinin belirgin bedelleri var. Yani karar kesinleşmeden bir kimseyi azledemezsin, onu yapamazsın. Dolayısıyla bu sistemin işletebilmesi için bu olacak. Yani bu kamu zararına da görevini suistimal ederek, kötüye kullanarak yol açan yine sabık belediye başkanı. Peki ondan geri talep edin olur mu? Mahkeme onu suçlu gördü, ceza verdi. Bu oluşan kamu zararı işte, imar değiştirme yani, olur mu? Yani suç kesinleşinceye kadar... Yok, olursa yani kesin. Yok. Geri alma olmaz. Bekir'im, şimdi program yaparken de siren sesini duyduk. Yani Allah hasta götürürse acil şifalar versin. Ama dinleyicimizin trafik sorunu var. Trafik sorunlarında tabii ki zaman zaman birine işler oluyor ama bizim basın olarak gözüme çarpan şu. Kargo şirketleri var her binanın altında. Hem şurada yakında gördünüz. Burada kargo şirketleri bu trafiği daha çok kilitliyor. Bu kargo şirketlerinin yani bir iş dışarısına almayı yani düşünüyor musunuz? Yani böyle bir proje var mı? Hatta geçtiğimiz günlerde TSO'da olan Yüksel Gökçe'de arkadaşımızla meclise böyle bir önerge verdi duyumlar arasında. Yani o şeyin kanatlarının önünde bir koruma bandı varmış. Koruma bandının oraya bu kargo şirketlerin veya buna benzer firmaların oraya çekilsin diye bir önerge vermiş. Bununla ilgili şimdi tabii bu olay tamamen belediyenin yetkileri içerisinde olan olay. Evet. Yani burada genel idare olarak bizim yapacağımız bir şey yok ama bu hem galerilerin, evet, efendim söyleyeyim, hem kargo şirketlerinin, hem bu anlamda içeride yük oluşturan, hatta taksi duraklarının belirgin bir şekilde yerler dizayna ihtiyacı var. Yani burada bunlara ilişkin olarak biz geçmiş süreç içerisinde bir projeyi, diğer şeyi küçük sanayi sitesinin yanında depo ve benzeri şekilde bir alanı da yeni yapacağımız küçük sanayi sitesi projesi içerisinde koyduk. Depoları, diğer şeyler taşımamızı ama o projelere de işte belediyenin bu kendi engamesi içerisinde belediye toplumun genel bazı sorunlarına eğilecek, cevap arayacak bir vakit ve bir performans bu zamana kadar sergileyemedik maalesef. Şimdi bakın az önce TOKİ meselesi de aslında toplumla birlikte çalışacak bir belediye olsa bu konuda biz belediyeden çalışmaktan ayrı düşünmüyoruz. Yani belediye bu konuda gerekli fedakarlığı, gayreti, diğer şeyleri bu anlamda ortaya koysa hemşerilerimiz de bundan faydalanır. Arsalarını, diğer şeylerini bu konuda araştırma yapsın. Biz aşağıda ilk 1200 konut yapıldığı zaman birçok arsanın kamulaştırılmasını geçmişte akın bir zamanda yapılan arsaların ödenmeyen kamulaştırma bedellerini ödedik, aldık ve TOKİ'ye devrettik. Çünkü bu işlerin en önemli ayağı belediyedir. Belediye eksik kalınca bu işler biraz aksak, eksik gidiyor. Onun için bu tür konular da tamamen belediyenin çalışma alanı içerisinde dediğin son derece doğru. Bunların biraz önce yapılması lazım. Hatta trafik anlamında baktığımızda büyük kamyon tipi araçların da bir otoparka ihtiyacı var. Onlar da ara sokaklarda, diğer şeylerde şey yaparak trafiği bazen zorlaştırıyorlar. Ama kargo şirketleri ve depolar ciddi bir sorun haline geldi. Evet. Yani şu anda biz şeylerle, esnaf odamızla, diğer şeylerle, küçük sanayi sitesi oluşturma çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yani hem TOKİ ile görüştük, hem de Sanayi Bakanlığımızla bu konuda görüştük. Biliyorsunuz 3. OSEB'in yanında 240 dönümlük bir alanı küçük sanayi alanı olarak bıraktık, işaretledik. Oranın kamulaştırmaları yapılarak orada hızlı bir şekilde o işe girmemiz lazım.
Peki madde bunlar bunlar da şirketi de kargo. Mesela yarın okullar açılacak, şu az bir zaman kaldı. Yani insan burada çıldıracağı geliyor. Bakayım. Yani orada servis, okul servisleri geçiyor. Normal vatandaş geçiyor. Yani en azından oradaki kargo, PTT kargoyu dair mesela şeye düşünün aslında, hani aldısınız bilmiyorum da nasıl alınacak. Yani oradaki keşmekeşiz o var çözülse yani. Yani okullar açıldığı zaman demek ki trafikte mesela bizler öyle mi yapabilir? Çıldırıyoruz orada yani. Arabalar gitmiyor. Bu işleri der ki belediye, şehir bütün ulaşımı ona aittir. Der ki burada şu saatler arası kargo taşıma dediği yapılır, büyük araç girer, mal indirilir, mal şey yapılır der. Ona göre bu tür şeylere sınırlar koyabilir. Yani bunun sosyal ve siyasi riskini alacak, şey yapacak bizim konuşmamızdan önce belediye. Yani belediyenin duyarlılıkta olması lazım. Başkan Sol, Ahmet Gözes'in geçtiğimiz günlerde komisyonda, İmar Komisyonu'nda eğer Kılıçdaroğlu İttifak adı olursa ben oy vermem, Cumhur İttifakı'nda Erdoğan oy veririm diye söylemde bulunmuş. Bu söylemi de meclis üyesi, AK Parti meclis üyesi Muhammed Karadağ'ı gündemektir, meclisleri gündemektirdi. Ve o söylem anında MHP meclis üyesi Hamdi Salt Bey'in de olduğunu söyledi. Ve ben de bunu Hamdi Salt Bey'e sorup alıp kaydetti. Valla nikmesi beni şaşırdı. Ahmet Gürses bunu inkar edemedi. Daha önce biliyorsunuz 15 Temmuz şehitlerin altına altına söylemi inkar etmişti. Diğer 7 Maklul Bey'i inkar etmişti. Bir süre, ama bunu edemedi nedense. Çünkü karşı bir atakta geldi ve Hamdi Salt'ta var. Bu açıklamasının ardından Cumhuriyet Halk İyi Başkanı Metin Yaşar başlamalı bulundu. Buna altın masaya bunun uymadığını ve yanlış olduğunu. Arkadan Yaşar Bey topu İYİ Parti attı. Metin Yaşar da aynısını. Arkadan Melek Hanım da attı. Gereken yapacağını. Fakat hala bir gerekli yapılan bir şey yok. İYİ Parti geçtiğimiz günlerde bir açıklama göndermiş basına. Haber yapan bizim de gelenlik de. Sadece orada altın ittifakın adayı kim olursa ona oy veririz diye böyle bir açıklama bulunuyor. Ama Ahmet Gürses'in yapmış olduğunu yanlıştır veya orada hiçbir şey de yok. Açıklama da bir şey yok. Şimdi siz eğer İYİ Parti'de AK Parti ittifak olmuş olsaydı, aynı şekilde İYİ Parti'li başkanımız olsaydı, siz buna ne gibi yaptırım biraz? Yani bu konuyu düşünüyoruz. Yani bu söylemi Cumhuriyet Halk Partisi'ne sindirebilecek mi? Siz olsanız bunu sindirir miydiniz? Valla tabii biz de Cumhuriyet Halk Partisi arasında büyük fark var. Yani buna ilişkin olarak. Ama Ahmet Gürses'in dediği söz aklın yolu birdir diyeceğim. Yani o anlamda Kılıçdaroğlu'yla karşılaşınca Tayyip Bey'e oy veririm demesi gayet makul bir şey benim açımdan ona ilişkin ama ittifak kültürü açısından artık bundan sonra topyekün temsil ediyoruz, diğer şeyler oluşuyor. Kendi aralarındaki samimiyet, güven ne derece, ne şekilde onları ben bilemiyorum. Yani onlara oluşmuyor. Biz Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak anlayışımızda başkanlarımız, bizler istişare içerisinde gidiyoruz ve alanda birbirimizin topuğuna sıkarak yürümek istemiyoruz yani bu şeyde. Bu ittifak kültürüne, ittifak anlayışına Metin Yaşar Bey'in dediği gibi onlar açısından bakıldığında hoş bir durum değil. Ama onların şeyleri, ittifak dedikleri olayın da ne kadar samimi olduğunu zaman içerisinde göreceğiz. Yani bu tabii kendi aralarındaki bir şey. Ben hani dışarıdan biz olsak bozardık, şu olsa bozardık demek çok anlamadım. Aynı şey MHP ittifaksınız. MHP meclis üyesi şu anda belediyesi de olursa, başkanımız olsa, belediye meclis üyesi Kılıçdaroğlu aday olursa, ben Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'a veren Kılıçdaroğlu verin dese sizin tavrınız ne? O zaman öyle değil, o zaman öyle soruyor. Yani hayır, yani biz bir defa ona ilişkin olarak önce ilgili partinin yetkili organlarını, kardeşim biz dışarıda bu fotoğrafı veriyorsak siz bunu gerekli tedbire alın diye baskı yapardık tabii. Öyle bir ortamda bizim liderimize bu noktada güven duymayan bir şeyde ittifak ne için yapılıyor? Birlikte hareket etmek ve birbirini güçlendirmek için. Eğer güvensiz bir ittifak işte böyle olur yani.
Sayın Bekir, Muharrem Fethişioğlu seçildiğinde siz de belediye meclisindeydiniz, fotoğraflar verdiniz, hatta onu tebliğe dahi gittiniz. Ama aynı şeyi Melek Subaşı'nda göremedik. Melek Subaşı vekil olduğundan bu yana hiç sizden bir demeç gelmedi. Melek Subaşı'nı nasıl biliyorsunuz şu ana kadar çalışmalarından? Bunu sormak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey, biz de Melek Hanım'ın seçiminde de oradaydık. Evet. Orada tebrik ettik. Ha, Muharrem Bey kadar olmadı. Yani ondan sonra da bir fırsat oldu. Sonra da Muharrem Bey'in makamında da hayırlı olsuna ettik. Evet. Çünkü Muharrem Bey seçildiği günden itibaren her konuda sıcak bir çalışma ortamı olmasına ilişkin girişimlerde bulunuyordu. Onun yaklaşımına karşılık biz de o noktada oluştuk. Ama biz gittikten hemen sonra Muharrem Bey'i aldık ya, belki de Melek Hanım'ın da başına o gelmesin diye onu korumak için gitmiyoruz. Gidecek adına doğru şeyleri yapmak isteyen, istişareyle bizlerden yardım isteyen her başkanımıza, siyasi düşüncesi ne olursa olsun, kapımız açık, yardımcı olma çabası gayreti içerisinde oluruz. Çünkü konu A partisi, B partisi veya başkanlığı değil. Konu bizim çok sevdiğimiz ve siyasetimizin odak noktasında olan Bilecik, Bilecik halkımız. Biz bu zamana kadar belediye başkanlarının isteyip de engel olduğumuz hiçbir olay olmadı. Ama onlar da bu zamana kadar hiçbir şey istemedi. Yani şeffaflık çerçevesinde yani menfaatler çerçevesinde Melek Hanım'a yarın meclis destek verirsin. Ben onu anlıyorum şu an ya. Ya destek ayrı bir şey. Yani biz Melek Hanım diyelim ki buraya bir yatırım yapılacak, diğer şey yapılacak, projesi, diğer şeylerde biz her zaman kendisine o konuda yardımcı oluruz. Yardımcı oluruz tabii, yani niye olmayalım ki? Melek Hanım o zaman şöyle diyebilir miyiz Betim? İnsanlara dokunabiliyor. İnsanlar ruhuna inebiliyor şu kısa dönemde. Ya, yani o artık onun kararını hemşerilerimiz verdi. Ama uygulamalarda mesela bazı şeyleri çok daha dikkatli yapmak lazım. Yani bir işi yaparken şu yol yapımındaki diğer şeylerdeki süreçler gibi. Evet. Bak biz anlatmamıza rağmen, yanlış olduğunuzu söylememize rağmen yine de illa yapacağız dediği için Semih Şahin döneminde şu altyapıya kredi çıkarılmasına hayır demedik. Yani hayır deseydik çıkmazdı o kredi. Şu anda yapılan altyapının parası belediye bütçesinde ileride borçlanmıyor. Borçlanmıyor. Yani şu anda herhalde o 40 milyonu geçti zanneder. Ben Sayın Bekir, AK Parti'de Bilecik'te sevim sevenler var. Sarkın sevenler var. Böyle bir yani bizler de görüyoruz bunu. Yani siz de görüyor musunuz? Ben öyle bir şey görmüyorum. Onu yapan, düşünen de AK Parti'ye de sevdiği insana da iyilik yapmadığını düşünüyorum. AK Parti bir bütündür. AK Parti'nin lideri vardır. Recep Tayyip Erdoğan üzerimizde bir şemsiyedir. Onun varlığı hepimizin alttan onun destek vermesiyle olur. Onun için Serkan'ı ben de seviyorum. Serkan yok yani. Alerjiler vardı, poyracılar vardı, işler vardı. Yani ben AK Parti bünyesi içerisinde olan tüm arkadaşlarımızı seviyoruz. O konuda bir ayrım, diğer şey yok. Bizim görevimizden şehrin AK Parti'nin milletvekilliği hoşgörü, bağışlamak, kucaklamak, bir arada tutmak, öyle bir şeyin yanlış olduğunu düşünüyorum. O hissiyata kapılanlar da bu zamana kadar hep kaybettiler. Bundan sonra da kaybeder. Yani AK Parti'de, şimdi AK Parti'nin sistemi itibariyle yerelde didişmek kimseye fayda sağlamaz. Evet. AK Parti sonuçta genel idare heyetiyle, genel merkeziyle, yerelde olanı da, Türkiye'de olanı da en hassas şekilde takip eden ve bunu sadece bir hamleyle değil, bir dönemi kapsayacak notunu ona göre verip değerlendiren bir parti. Onun için buradaki küçük işte haberlerle, küçük şeylerle
kendisine zemin kazandığını sananlar bu zamana kadar kaybettiler, bundan sonra da kaybettiler. Ama Sayın Bekir, bu konuda sizin de biraz böyle katı, sert olduğunu söylüyorum. Yani yerel süreçte yaşadığımız aday belirleme sürecinde, yerel seçimlerde seçiminde bir kesin katı tavrımız vardı. Sonra işte böyle, hatta en son hep öyle, Münir Bey'i aday yapmama konusunda bir direntiz vardı. Vallahi şimdi Allah esirmesin. Kanki oldunuz yani, boyuna görüyoruz, büyüğümüze böyle pozlar, bir yatırım var, o size geliyor, size övüyor falan. Yani o ne demek senin şu anda? Öyle bir süreç de var. Şimdi katı, ama şu an biraz yumuşamaz var, onu da fark et. Hayır, şöyle bir şey. Oradaki, belki de tabii milletvekili olduğumuz için o tavır müstakilen şahsımıza ait gibi gözükse de, biz ona ilişkin olarak o günkü üzerimizde düşen rolde bugün onu inkar ettik halimiz yok ama oradaki şeyler hem genel merkez hem partinin tüm yetkili kurullarının oy birliğiyle, genel merkezde hepsinin oy birliğiyle alınan kararlarla verilen sonuçlardır. Bakın ben Bilecik milletvekiliyim ama Bilecik'in yerel yönetim sorumlusu değil. Ben şimdi öyle diyoruz ya, bir ilde ne olursa olsa bir il milletvekiline sorulan aday belirleme olmam olmaz yani. Şuna inanmam ben. Mutlaka. Hele böyle tevalide yaptınız. O dönemde il başkanına sorulur. Milletvekiline sorulur. Kadın kolları başkanına sorulur. Gençlik kolları başkanına sorulur ve bunların tutanaklarda hepsinin imzası olur. Bu süreçlerde. Hani burada sadece bizde mesela Bursa'nın 10 tane milletvekili var. Bursa'da aday belirlemelerde ben tüm milletvekillerimizi davet ettim, oturdum. Tek tek ilçe ilçe, büyükşehirde dahil olmak üzere adalet belirlemeleri üzerine hepsiyle birlikte istişare ettik. Bazen oy birliğiyle oldu, bazen oy çokluğuyla oldu. Biz bunları raporları tutarak dedik ki şu şahsa ilişkin olarak çoğunluğudur, budur, altına da koordinatör vekil olarak bize göre olması gereken budur diyerek oluşturdum. Yani, trenle inenler trenle bindi. Yani, siyasette bana da çok garip geliyordu ama Demirel'in söylediği siyasette dün bugün. Fakat seçime geldik ya. Sonuçta genel seçim var yaklaşan. Biliyorsun Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, altı nasıl oldu? Hala kapalı bir soru mamma var. Yani seçimler nasıl olacak? Adaylar nasıl seçecek? Yani ittifak olarak mı seçilecek? Yoksa aday kendisini mi gösterecek? AK Parti adayı NHP'li ortak mı çıkaracak? Ve Selim Yağcı aday olacak mı yani erişenler? Bununla ilgili kamuoyunu merak edilen bir şey var. Şimdi şöyle bir şey, tabii yeni sistemde biliyorsunuz seçim kanununda da değişiklik yaptık. Önceden ittifaka atılan oyların toplamı üzerinden hareket yapılıyordu. Şimdi milletvekilliği seçiminde her partinin kendi aldığı oy milletvekili olarak yetiyor. Ama ittifak olarak o çerçevede ittifakın tüm oyları adayına gidiyor. Dolayısıyla zaten Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Yani Büyük Birlik Partisi de, Milliyetçi Hareket Partisi de bunu kabul ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi diğer tarafta Millet İttifakı'nın bu noktadaki adayının kim olacağı önemli. Bunlar ittifaka devam edecekler. İttifakı bozup ayrı ayrı aday mı olacaklar? Halkın gündemindeki konu o. Ama milletvekilliği noktasında da burada AK Parti kendi milletvekili adayını çıkaracak. MHP kendi milletvekili adayını çıkaracak. Çıkarırsa Büyük Birlik Partisi kendi milletvekili adayını çıkaracak. Olmak istiyorsa diğer birimlerde de Parti, CHP, tabii hepsi kendi milletvekili. O zaman ittifak bozucu bir şey mi? İttifak var o zaman CHP, İYİ Parti arasında. İşte milletvekillerinde ittifak yok. Milletvekilleri kendi ablamıyla aldıkları oyla olarak seçilmiş. Yani Cafer Bey sorsa yarı kal. Siz hem tekrar milletvekili adayısınız. Yani biz şu aşamada hala milletvekiliyiz. Aday olup olmayacağımız noktasında da Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki değerlendirmesi. Yani biz siyasetin içindeyiz. Benim yıllar önce söylediğim bir söz var. Ben siyasette takım oyuncusuyum. Benim liderim de Sayın Cumhurbaşkanımız. O bize hangi görevi verirse biz onu yapmaya adayız. Ve onu da zevkle, keyifle yaparız. Allah'a çok şükürler olsun. 20 yıldır siyaset içerisindeyiz. Bu milletimizde, devletimizde
şehrimizde hizmet etme fırsatı buldu. Bu insan hayatında çok önemli bir süreç. Bu tecrübeyi daha ileriki süreçte milletimizin lehine kullanmak isterim. Ama yarın başka bir olay gündeme geldi. Selim Bey, siz biraz bekleyin, sizi başka bir görevde değerlendirir. Burada başka bir arkadaşı değerlendirirlerse onu da zevkle, memnuniyetle kabul ederiz. Selim Bey, bir de şöyle bir şey var. Herkesin kendi siyasi böyle bir düşüncesi bir şey vardır ama o oldu, siz yeniden milletvekili aday oldunuz, milletvekili seçildiniz. Ondan sonra hemen bir görüş gösteren gelecek bir seçimler var, yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerle belediye başkanlığı Selim Bey'e bir taraf olacak mı birilerine? Bir kafasını düşündüğü var mı? Yoksa kamuoyu, partilerimiz kim isterse ben onun adayı olacağım. Yoksa kafanızda böyle birilerini düşünüyor musunuz? Yani bu konuda var. Yani Selim Bey kim isterse onu yapacak. Yani daha önce yaşandığı gibi. Böyle bir şeyimiz var mı kafanızda? Şimdi bakın. Nihat Can'ı. O da Nihat benim çocukluk arkadaşım. Diğer şeylerde. Şimdi Nihat Can'ın olması noktasında ben bıraktığımda o kısa süreç içerisinde olmasını istedim. Ama 18 ay sonrasında Nihat Can kendi zeminini emsallerine göre kendisi oluşturur. Ve o gün yapılan anketlerde alanda olan tüm arkadaşlarımızdan daha performansı yüksek çıktı. Ben kendi dostum, arkadaşım olan bir insanın bu çıktıktan sonra olmasın dememi kimse benim beklemez. Evet. Ama olmayacak bir insanı da ben bu partide illa benim adamım diye olsun diye de hiçbir zaman ısrar etmedim, etmem. Yani Nihat Bey o günkü şartlar içerisinde belediyecilik deneyimiyle, Bilecik'te tanınır kişiliğiyle, diğer şeyiyle o yarış içerisinde hakikaten yapılan yoklamalarda, diğer şeylerde, diğer aday adayı arkadaşlarımızdan daha çok tanınır, daha çok yapabilir noktasında kamuoyu desteği de çıktı. Hani bu bir de ya en sonda olup da başa birisinin getirdiği bir şey değil. Yani o konuda da Nihat'ın da hakkını yememek lazım. Ama yine biz son seçimlerde bizim standart oyumuzu aldık buna ilişkin ama ittifak olması sebebiyle karşı tarafta çoğalma fazla oldu. Yani bu aslında işte ben şu kadar oyla falan geldim diyen arkadaşın şahsı da değildir. Evet. Yani biz Bilecik'te bu iki grup olduğunda zaten referandumlarda da Bilecik'te AK Parti'nin savunduğu şey %50'yi bir defa geçebildik. Yani öyle bir sosyolojik taban var Bilecik'te. Onun için bu konuda ben Nihat Bey'i de seçim sürecinde başarısız görmüyorum. Buna ilişkin o günkü şartlarda, bugün herkes farklı yorumlar yapabilir. O günkü şartlarda da Nihat Bey'in aday olarak genel merkez tarafından belirlenmesinde yanlış ve ekstrem bir husus yoktu. Yani birçok yerde uygulanan sistem Bilecik'te de uygulandı. Ve Bilecik'te o sistemde o gün mevcut belediye başkanlığı olmasının da getirdiği avantajı da Nihat Bey diğer arkadaşlarımızdan daha önde çıktı. Şansınızla ilgili olacak gerçek soru. Kamuoyunda sizin Kuşadası'nda bir yazlık altınızı. Doğru mudur? Ayrıca Yeniler mevkiinde yapılan 3 tane villa aldığını söyleniyor. Bunlar yani başkan veya milletvekili olduktan sonra mal varlığınız yükseldi, hani çoğaltı söyleniyor. Bunlar doğru mudur? Mal varlığınızı söyleyebilir misiniz? Şimdi Tavşantepe'de de villa var, Erol Şimeyim'e. Evet, o var. Sefir yaptı, Sefir'in yaptığı villalar. Orada oğlu mu? Oğlumuz aldı. Oğlumuz kaç tane aldı? İki tane aldı. Yok bir tane aldı. Bir tane aldı. Ve kızınızın aldı. Bir tane. Yok kızımın yok. Yok mu? Benim Tavşan Tepesi'nde var. Öyle mi? Yani Tavşan Tepesi'nde Erol abiyle birlikte yapıyoruz. İnşaat abiyle. Kendi alın terimizle, emeğimizle. Kuşadası'ndaki şeyi bu pandemi çıktıktan sonra ve banka faizleri de düşükken ben
milletvekilliğinden emekli olduktan sonra emekli maaşımızın bir kısmını banka kredisi alarak oradaki eve yatırdık. 900 bin liraya oradaki yazlığı aldık. Ve şu anda da banka kredilerini ödüyoruz. Ama zamanında iyi bir yatırım yapmışız. Yani evine size mi verdiniz? Kredi çekiyoruz. Evinde var mı? Emin'in geliri, tabii Emin çok şükür işleri iyi. Kendi kazanımlarıyla diğer şeylerde yapılabilir. Ben şu anda hem emekli olduk, Allah'a çok şükürler olsun. Emekli maaşımızla da böyle bir gayrimenkul yaşadık. Ya erkeğe parası sorun yok. Ya sevmeyeyim, ya bir saniye. Vekili maaşı ne kadar sevmeyeyim? Yani komisyonun anlamışlar. Mesela milletvekillerinin komisyon parası falan yok. Peki yani şu anda son zamlarla 50 bin lira güvenli. 50 bin lira maaşımız, evet. Emekli maaşımız da var. Evet. Allah daha çok versin. Evet. Yani Yaşar Bey de aynı ayımız. Tamam, yok. Yani hayır, bu değil yani. Vatandaş soruyor ya, işte Kuşadası'nın gününde kalp diye. Ya şimdi var. Diyorlar ki bize, işte senin Semih Şahin'in Bodrum Yurt Kredisi villasını yaptın. Yazdılar da işte belgede. Senin bir harcın da var. Orayı yapmıyorsun. Bir de şimdi siz bulmuş yani şeffaf arasında kamuoyunu nereye gidiyor? Kuşadası'nın hani diyorlar ki onu soramıyorsun, onu niye soramıyorsun? Ben Kuşadası'ndaki villayı 900 bin liraya aldım diyor. Evet. Yani evet. Şimdi sen 900 bin liraya alırsın, bu bugün senin de Ayvalık'ta yaptırdığın şehir 500 bin liralık şey 2,5 milyon oldu. Ben özel söylüyorum sana. biz de şeffaf şekilde söylüyoruz. Yani şimdi buna ilişkin olarak. Yani ya ben 40 yıldır ticaret yapıyorum. Tamam da hayır, ben sana nereden buldun demiyorum. Evet. Ben de 30 yıldır üst düzey yöneticiyim bu memlekette. Ve benim 24 yıl yaşından itibaren gelir giderim her birinin en küçük mal varlığım dahi devletin kayıtlarında var. Biz öyle ekşiyip de dişimiz kamaşan insanlardan değiliz. Yani bu saklayıp gizlemiyoruz da. Yani çocuğumuz dahi helalinden oturduğumuz kaydıyla, kuyduyla, hepsi olan, borcuyla, derdiyle, ödemesiyle var olan bir şey. Yani buna ilişkin olarak bunu şey yapmak, Semih Şahin'le şundan bundan kıyaslamak tamamen işi sulandırmak anlamına gelir. Çünkü neden? O beyefendi benim dikili bir ağacım yok, geldiğim gibi gideceğim dedi. İki yok. Yani bizim gelirimiz de belli, aldığımız şeyin bedeli de belli, ödeme şartlarımız da belli. Yani şu aşamada onun ödemeleri devam ediyor. Eğer öyle bir yüklü paramız olsa herhalde vadeli almayız. Yani. Bireysporu evet. Pas geçemeyiz. En önemli kanayan yaramız, Sayın Bekir Mustafa'nın stadımız yok. Doğru. İhalesi iptal oldu. Aşağıda istasyondaki bir stat için 300 kişilik bir tribün yapılacak. Ona katılımcı olmadı. Yani bir tribüncem var. Kamuoyunda çok eleştiri alıyoruz. İlçe statlarına oynayacağız. Şu anda takımımız işte kampa gitti. Kocaeli Osman'a olacak. Yani bu bizim yanlışan bizim bir ayıbımız. Bileşik stada olmayan, bir izahı çoğu olmayan da. Şimdi bu konuda senin yaracı olarak, milletvekilimiz olarak Bireyspor'a ne tür destek yapacaksınız? Bireyspor'u şu anda yönettiğim başkan, valla buradan Sinan Çiçek, ağzından Çiçek'e bitti. Çünkü gerçekten şu anda bu fırsat kolay kolay elinde geçmez. Bir balla geçmişiz, rüya. Ama tamam burada Bireyspor'a da buradan bir teşekkürle geçemeyeceğim. Onlara gerçekten bir ses gösterdiler. Yaman olsun, yönetim olsun. Böyle bir fırsat var. Yeniden bir hava yakalandı. Bu havayı birazcık kaldırabilecek mi? Bu konuda senin bir ne yapacak? Varsa bir gün. Aynen ben de net olsun Sayın Vekil. Net yani böyle bir nokta atışı olsun böyle. Yani senin birazcık ne yapacak? Öyle ama Vekil. Şimdi dolandırdık ilk defa yani 15 yıl sonra yani var ligine çıkmıştık. Şimdi Star galiba bizim üniversiteye galiba girişim yapmışsınız. Evet, orası yani iyi olmuş. Sağ olsun rektörü. Bir ilk aşamada bir şey oldu. İnşallah stadı hızlı bir şekilde geçen Bakan Bey'le de görüştük. 6 Eylül'de stadın ihalesi yapılacak. İnşallah iyi bir müteahhit girer. Bu noktada stadı bir an önce. Tabii bu stad bize gelinceye kadar belediye başkanlığı dönemimizde çok uğraştık.
3 yıl orada boşa geçti. Evet. Yani ve bu yeni süreç içerisinde de işte planlamalarını yapıp diğer şeyler oluşup bu noktaya gelmesi, statlar sadece sportif karşılaşmalar için değil. Yani statlar şehirlerinde prestijidir aynı zamanda. Tabii stadın bu kadar geç kalmasından biz de üzüntü duyuyoruz. Aksilik bir de bu şeylerde müteahhitlerin ihaleleri fes etmeleri de ayrı bir dert. Ama stadın ihalesi yapıldığı halde, yer teslimi yapıldığı halde inşaat ruhsatını son güne kadar vermeyen belediye yönetimi de, o dönemin yönetimi de bu işte haysaydı. Evet. Yani 3 ay hakkı var. Artık ertesi güne Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden inşaat ruhsatını alacaktık. 3 ayın son günü iki vali o geçiş sürecinde söylemesine rağmen ancak lütfettiler. Bazıları Bilecik Spor'la prim yapmaya çalışıyor ama o stadın yapımına 3 ayın bitiminde son gün anca onay verdiler, yani inşaatçı 3 ayda gecikme oldu. Şimdi 6 Eylül'de inşallah bunu yapacağız. Tabii ben sağ olsun başkan ve yönetim kurulu üyeleri olaydan sonra geldiler, bizi bilgilendirdiler. Biz de kendilerine yapabileceğimiz ne olursa her zaman hazır olduğumuzu söyledi. Çünkü ben belediye başkanı olduktan sonra 3 yıl Bilecik Spor'un ayakta kalması, ligde kalması için her türlü fedakarlığı yapmış bir insan. Yani buna ilişkin. Bu konuda elimizde olan neyse, diğer belediyelerden, diğer şeylerden kaynak aktarma noktasında yardımcı oluruz. Ama burada asıl olan Bilecik'te hemşerilerimizin bu konuya sahip çıkması. Yani benim her zaman dediğim bir söz var. Yani bu işlerde bu bilince ulaşırsak, yani 1 milyon bulan bir kişi bulabiliyorsan aleyhülale, ama 1 milyon bulan veren bir kişi bulamıyorsan 100 binlere verecek 10 kişiyi bulacağız. Evet. Yani kolektif çalışacağız. 100 binlere verecek 10 kişi bulamıyorsak 10 binlere verecek 100 kişi bulacağız. Ve bu yükü bu anlamda dağıtmamız da yıllardır söylediğim, sanayicilerimize de teklif ettiğim bir husus. Gelin bu defa Bilecik Spor şahsında bunu yapalım ve Bilecik'in tüm sosyal sorunlarını, sportif sorunlarını da kapatalım. Yani Bilecik'te yaklaşık 300 civarında 400'e yakın sanayi kuruluşu var. Aslında hiç kimsenin çok yıpranmasına da gerek yok. Yani burada 300 tane veya 400 tane sanayi kuruluşumuz her biri 20'şer milyon ortaya para koysunlar ve bunun yönetim komisyonunu da kendileri kursunlar. 20'şer bin lira verseler 400 sanayi kuruluşuna 8 milyon para tutar. Bu Bilecik'imizin spor sıkıntılarını da, bu etkinliklerdeki bu şeyi de karşılar ve birçok sosyal olaylarda da bir yere okul yapılacaksa onun bahçesini düzenlenen birçok sosyal olayı da bu anlamda gerçekleştirebilir. Aslında bu çok zor olmayan bir iş ama bunu birbirimize inanıp güvenerek bir kolektif hareket çerçevesinde bunu yapmamız lazım. İki tane toplu milletvekili var. Yani Yaşar Bey sizin bu konuda öncülük yaptı. Vali Bey'le ben Allah yukarıda bu konuda çok mütevazı görüyorum. Yani girişimci sağ olsun. Vali Bey'den memnunuz yani. Bu konuda Vali Bey'sin öncülüğünüzde bence bu değiliz, başarılı değil yani. Yani işte bunları yapmamız lazım. Daha önceki yıllarda bunu başaramadık. Yani bu şeyler, çünkü büyük rakamlar değil, 20 bin, 30 bin, 50 bin hatta bu şeydir ve herkes de büyük yükten kurtuldu. Şimdi sıkıntımız nedir? Veren insana herkes gidiyor, veren de yok. Evet. Doğru. Vermeyen insan aynı şeyden dönüyor. Aynı kimseler üzerinden dönüyor. Baktığım kadarıyla Bilecik Spor'u tek başına alıp götürecek bir sermaye grubumuz yok şu an. Yani sağlaşması da yok. Yani bunu biraz dağıtmamız lazım, şey almamız lazım. Bu konuda bizim üzerimize düşen, hani biz şu anda öne geçmeye de, yanda durmaya da, geriden destek vermeye de hazırız. Arkadaşlarımıza da onu dedim. Siz
İşte dediler ki stat bizim ilk önce şeyimiz, maçlar yapan noktasında. Vali Bey'le birlikte rektörümüzden rüzgâ ettik. Rektörümüz kırmadı sağ olsun. O şeyi imzaladı. Başka bir şey kalacak yer denildi ama öğretmen evi noktasında bir görüşme yaptık. Fakat evet, öğretmen evinin fiyatları oldukça fazla. Dolayısıyla bir de bir aydan fazla kendi memuriyetçi devamlı kalma pozisyonları olmuyormuş. Ona baktığımızda öğretmen evinde aylık sadece konaklama maliyeti 90 bin lira gibi bir rakam çıkarıyor, onu kaldırmak mümkün değil. Tesis yok, bir kalıcı bir tesis. Yani onunla ilgili bir milli emlak veya bir girişimlerinizde bir tesis kılandırılamaz mı? Yani sporcuların kalabileceği her gün aynı şey yaşıyoruz. Yani sonuçta bakarsınız başarı olur bağlı ilgili. Bunun devamlı var. Bağlı ilgili biraz geri de edilecek yani sonuçta. Doğru. Yani bir milli emlak veya bir tahsis edilse, bir tesis yapılsa. Bilelik sporu böyle bir hamle yapmış olacağı düşüncesiyle mesela bizim aşağıdaki istasyonda olan yurt konumundaki tesisleri hep belediye başkanlığım zamanında böyle rezervde tutardık. Tren yoluna almış olsun. Orada 120 öğrencilik bir misafirhane var. Hala bilardo masaları bile orada duruyor. Yani ağır eski monte edilmiş masalar, salonları falan. Belki hiç gezmemişsiniz. Aşağıda uzun olan yerin üstü, tamam. Yani yurt oldu. O orada bir ara yurt falan şey yapıldı. Şimdi herhalde şey yapmışlar. Bir dikiş atölyesi falan mı bir şey konulmuş galiba. Ama onu da dediler arkadaşlarımız. Biz de tabii bilecik spora hazne envali şey olmaz ama gençlik spora verilip gençlik spordan kiralama yöntemiyle bilecik spor kullanabilir. Yani o yeter ki arsayı buluruz. Ben bu arsa üzerine işte yönetimimiz bina tesis yapacaklar var dedi. Tesis yapacakları getirin. Biz ona bir formül arsa bulunur diye düşünüyoruz. Osman şuradan şu biraz. Diyoruz ki Despor kulüp başkanı Ali Bey size listelerinde sunacak sunduğu olumlu olan şeylerin hepsini yardımcı olacağım. Ya tam yani bizim başka bir şey olmasa. Onun haricinde senin yardımcı olaraktan, kendi olaraktan, kendi olaraktan yapabileceğim bir şey yok diyorsun. Yani bizim yapacaklarımız insani anlamda diğer şeylerde her zaman zaman gelir yemek veririz, zaman gelir maçlarına gideriz, diğer destekler olur ama onlar bizim temel derdimizde. Şimdi bir bu ligde bir kulübün devam edebilmesi için 7 ile 10 milyon arasında para lazımdı. Evet. Ya yani bu taşıma suyuyla da oluşmaz. Yani buna ilişkin olarak bir sistem sağ olsun güzel bir davranış tebrik ediyoruz. Belediye otoparkı vermiş. Otoparkı vermiş. Buna ilişkin olarak bir sistem kurulması lazım. Yani bu da birden de olacak bir şey de değil. Benim bir sorum var. Ona devam edelim. Sayın Vekilim, Birleşik Sanayi ve Ticaret Odası Turizm Komisyonu tarafından hazırlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'e sunulan köşelere göreti ne aşamada, burası göreti olacak mı? Yani bu konuyla ilgili bilginiz var mı? Şimdi tabii bilgimiz var. Başlangıçtan beri Ticaret Sanayi Odamız oradaki çok kıymetli kardeşlerimiz orada bir göletin olması noktasında çalışmalar yapılıyor. Devlet Su İşleri'nde buna ilişkin rezerv çalışmalar oluşuyor. Biz de devlet su işlerinden o konuda olmasına ilişkin taleplerimiz oluyor ama benim şey yaptığım, yani arkadaşların söylemleriyle devlet kademesindeki söylemler bazen tam üst üste oturmuyor. Yani sonuçta orada su cebisi yapılır galiba onu. Efendim? Su cebisi yapılır galiba onu. Yani işte yani çünkü hemen yarın olacakmış gibi bir şey var ama evet, devlet yatırım programı noktasında biz de söylememize rağmen şu an aşamada 2022 geçti, 2023'e zorluyoruz. İnşallah olur. Kösedere göleti olursa o bölgeye ciddi bir ivme kazanır. Evet. Hareketlilik kazanır. Hem bu çevresel anlamda, görsellik noktasında hem de ileride rezerv su ihtiyacının evet, karşılanmasına ilişkin olarak biliyorsunuz
Orada herkesin yüzme öğrendiği şeyler vardı, havuzlar vardı. Havuzası, diğer şeyler noktasında. Yani o konuda hep arkadaşlarla birlikteyiz, arkadaşların heyecanına da katılıyoruz. Biz de onu yerine getirmek için gayret gösteriyoruz ama bu zamana kadar muvaffak olamadık. Arkadaşlarımız da bu konuda Sayın Bakanımıza da iletmişler. İnşallah Bakanımızın destekleriyle de olur. Kamuoyunu ilgilendiren birçok işin mağduru olduğu bir monster uygulaması var biliyorsunuz. Ertuğrul Gazi Beşiktaş Mahallesi'nin bağlayan bölgede. Sizin zamanında yapılan fakat şikayet itiraz üzerine mahkemelik olan, mahkeme sürecinde siz az sonra yönetimini, Semih Bey zamanında yönetimde de mahkeme hiç kaynanmayıp veya ruhsat verip devam edilen, ardından da iptal edilen bir karar var. Onun uygulaması var şu anda. Orada bayağı çok işin mağdur oldu. Onunla ilgili bir çözüm bulabilir miyim? Sonuçta sizin bir takım girişimleriniz olduğu yönünde bir iddialar var. Ne olacak oradaki arsa sahipleri? Ya aslında, tarla diye, arsa diye tarla aldılar, şu anda geri döndü. Muharrem Bey'in döneminde ilk yapılan şey, orada hani bütününde sıkıntı varsa bunların alan alan bölerek, bölge bölge temizleyerek şeyin 18 uygulanmasını ilana çıkarıp sonuçlandırmak aslında pratik bir çözüm. En azından burada mağduriyeti asgari düzeye indirme konusunda. Ama herhalde müfettiş şeyiyle onu da durdurun denilmiş bu şeyler noktada. Tabii çıkmaz bir sokak. Yani bu nereden çıkmaz sokak oldu? Normalde kimse şey olmaz ama bu iş kesinleşmeden, bitmeden birilerine yapın deyip inşa fırsatı dağıtmak insanları aslında bir bilinmezliğe sürüklemek. Burada önceki dönem belediye yönetiminin ciddi bir gafleti var. Yani bu iyi niyetle mi yaptı, başka bilmemezlikten mi yaptı, onları bilemiyorum. Ama buna ilişkin. Biz bu konuda da dün de yardımcı olmaya ilişkin olarak gayret gösterdik. Yarın da, çünkü burada da mağduriyet hemşerilerimize yönelik olarak şeydi. Bize bir şey intikal ederse yetkili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmaya hazırız. Yani ama şu anda sonrası karamsarsınız. Yani şu aşamada topyekun olursa orada yine bir uzlaşma çıkma. Ama bölüm bölüm yapılırsa, ilk yapılan ilandaki gibi parça parça yapılırsa orası şey olur ve kalan alan daralır en azından. Ona ilişkin de bir uzlaşma şartları zorlanır. Orada bir imar değişikliği yapılmış, birinin mahkemeye gerçekleşmesi yönünde. O da ayrı bir vaka. O başlı başına belki ona ilişkin de bir dava var. Yani orada vatandaştan kamulaştırılmış, o kişiye verilmiş. Yani işte vatandaştan yeşil alan alınıp, imar değişikliği yapıp, konut alanı yapılıp kişiye verilmiş. O da şikayetinden vazgeçme karşılığı. Buna ilişkin tutanak da tutulmuş ama kişi şikayetinden de vazgeçmemiş. Zaten o kişi şikayet etmeseydi bu bozulmuyor. Yani bir kişinin şikayeti üzerine koskoca alan bozuldu. Önemli bileceğim şu anki sorunlardan biri de hastanedeki randevu, doktor eksikliği ve giden vatandaşların muayene olamadığı yönde bir şikayeti var. Bir şikayette mültecilerin, yabancıların hastaneye doğduğu, bir randevu aldığı, önce yapıldı. Bir vatandaşların, Türk vatandaşların bu konuda sıkı göçlüğünü bilmiyorum. Siz de bir millet bekleyesiniz, bu konu hakkında düşünürüz demiştiniz. Şimdi tabii bu şikayetler bize de geldi. Geçen sağlık müdürümüz, başhekimimizle birlikte ben de hastaneye gittim. Orada baktığımız şeyde. Şimdi biliyorsunuz önceden pandemi döneminde randevu protokol gereği 15 dakikada bir randevu veriliyor. Şu anda 10 dakikada bir randevu veriliyor. Normal şartlarda randevu sistemiyle bir doktor günlük 39 kişiye bakabiliyor. Yani saat anlamında değerlendirildiğinde. Ama bizim doktorlarımızın randevu defterlerine, diğer şeylerine baktığımızda 60'tan aşağıya hasta muayene eden doktorumuz yok. Kendilerine bu anlamda teşekkür ediyorum. Ama şunu da görüyorum. Yani şimdi bir de orada bir sorun çıktı. Yaklaşık randevu alanlarında %30'u, %40'ı randevuya geldi. Evet. Şimdi ve bunu periyodik olarak hep almaya alışkanlık haline getirip alanı ya hasta olursam diye doldurtanlar var. Şimdi
bu insanlar böyle aldığı zaman gerçekten hasta olan insanın sıra bulma ihtimali de azalıyor. Çünkü onu var görüyor sistem. Var görünce de diğerine verilmiyor ama acil olanların geldiğinde de orada biraz bir yarım saat beklemeyi göze aldığında da doktorlarımızın söylediği şey bu konuda biz kimseyi buradan boş göndermiyoruz ve onun tedavisini yapma noktasında da gayret gösteriyoruz. Hatta doktorlarımızdan birisi bir gün 120'ye kadar randevu sayısını yükseltmiş. Yani bu konuda hem mültecilerin, yabancı vatandaşların gelip sırayı doldurduklarını açıkçası bilmiyorum. Yani bunu öyle bir şeyin de olacağını da çok da ihtimal vermiyorum devamlı surette. Ama şöyle bir gerçek olduğunu söylediler. Şimdi biliyorsunuz polis okulu öğrencilerimiz var. Mesela geçen ayın en büyük sıkıntısı gelen polis okulu öğrencilerimizin heyderbey muayeneler yapılıyor. Bunlarda da 500 tane öğrenci var ve bunların da sağlık raporlarının alınması için randevu sistemi içerisinde geçiriliyor ve heyet raporları alınıyor. Onlar da kendileri için büyük bir sıkıntı olduğunu söylediler. Şimdi burada tabii Bilecik'te bir defa tüm hemşerilerimiz şunu bilsinler. Bilecik'te sağlık olarak hem tesis anlamında hem de tıp fakültesi ve eğitim araştırma hastanesi olarak Allah'a çok şükürler olsun sağlık noktasında şehrin önünü açtı. Ve şehrin standardını bana göre bu dönemde yapılan en önemli yatırım nedir derseniz bu Bilecik Tıp Fakültesi'nin getirilmesidir. Ve eğitim araştırma hastanesinin açılması. Normal şartlarda biz anjiyo merkezinin kardiyoloji servisini diğer hastane grubu içerisinde açma şansımız yoktu. Ve bugün hakikaten kardiyoloji servisimiz var. Anjiyo yapabiliyoruz. 3 tane bu konudaki doktorumuz var. Ve 7 tane de yoğun bakım yatağımız, 25 tane de kardiyoloji servisimizin yatağı var. Bu şehrimiz adına ve buradaki sevklerin çoğu da ya senden şüphelendik bir anjiyo ol diye Eskişehir'e bu kardiyoloji servisi noktasında yapılan şikayetlerden sevklerden birisiydi. Bunun şu aşamada önünü kesti. Evet, hemşerilerimizin eksik hastanede sıkıntılı yönler vardır ama onlardan da anlayış ve destek bekliyorum. Sayın Hekim, siz de kullanıyorsunuz yolu. Hatta bugün ben ona haber de yaptım da. Geçim günlerde açtık köprü kavşağını. Fakat o kavşağa girerken çok aşırı gece çok karanlık. Yani korku tüneli girerdi böyle bir karanlık. Hiçbir ışıklanma yok. Konuya gidelim misiniz? Onunla ilgili bir çalışma. Çok zifiri karanlık. Köprü kavşağa bileceğe girerken gece giriyorsunuzdur. Müthiş zifiri karanlık. Hiçbir tane Aydınlıyor. O zaman madem bu soruyu sorun ben şey ekleyeyim. Aynı şeyi karanlık şeyde de var. Özel idarede Grep'te de var. Grep parkına girerken de hani. Gece gibi mi bakın? Çok karanlık yani. Işıklandırılmasa daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Olabilir. Yani onunla ilişkin köprülü kavşaya da bir bakalım. Köprülü kavşaya da yani o zifiri karanlık seyirin. Zifiri karanlık. Akşam geçersen görün bakın yani kavşa. Bir tane şey kazalı davide çıkartıyor. Kapkaranlık, hiçbir şey almıyor. Görete de mesela düğüne gittiğim zaman görmüştüm. Sayın Bey'in düğünlere giderken kapkaranlık yolda yani. Düğünler olmasa da... Sayın Bey, son sorumu söyleyeyim mi? Hazır abide bugün. Yine düz ne zaman geliyor? Ya da kim geliyor? Veya kim geliyor? Cafer çok ilgilendiler bu soru. Şimdi emniyet müdürümüz var. Allah sağlıklı uzun ömür. Amin. Tabii boşanma olduğu zaman yerine emniyet müdürümüze ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı bir tasarrufta bulunacak. Yani şu aşamada emniyet müdürümüzün emeklilik süresi yakın. Onu inşallah emeklilik süresi dolduktan sonra da yeni atılmalar içerisinde buraya uygun bir emniyet müdürümüz. Adayımız var mı? Yani biz tabii siyasetçiyiz. Adaylarımız her zaman olur buna ilişkin olarak ama bakanlığımız bu konularda çok tecrübeli. Onunla ilişkin olarak uygun bir arkadaşımızdır. Beraber çalışacağımız bir arkadaşı atanlar diye düşünüyorum. Sayın Metin Bey, ben ulusal bir soru sormak istiyorum. Son sorum da şöyle olacak. Son günlerde hep bir 5 yıllık
tarım kredilerde %30'a indirim olacak diye. Herkes, bütün halk %30 indirimde markete koştu. Ama marketlerde %30 indirim bulamadık. Bulamadığımız gibi yağ şeker de bulamadık. Bu konu hakkında bilginiz yani ne derece? Yani tabii bu konu sabahleyin tecrübeli bir abimiz Bozüyük'ten de benzer şekilde sistemimi iletti. Evet. Geçen sen de bir haber yapmışsındı. Biz de bu vatandaşlardan gelen talepleri Sayın Cumhurbaşkanlığımıza bildiriyoruz. Evet. Yani böyle bir alanda bir boşluk var, bir şey var. Bu ileriye yönelik Türkiye'nin her yerinde de, bazı yerlerde, haberlerde de senin dediğin gibi tarım kredi indirimi fiyasko çıktı diyor. Bazı yerlerde de bakıyoruz, tarım kredilerde kuyruk oldu. Evet. Demek ki şubelerin verimliliği biraz stoklarıyla ilgili bir durum bu. Ama bu tabii bizim sistemimizde biraz da denk yolda düzdür şeyinde bu eksiklikleri giderip tarım krediler bugünden ziyade fiyat istikrarını sağlamak aslında bu büyük şirketler karşısında aslında hani ya olmuyor deyip hemen dışlanıp yok edilmesi gereken bir şey değil, desteklenip ileriki zamanlarda da, yoksa bu beşli marketler işte gitti bir tekel oluştu. Yani bununla ilişkin olarak marketler grubu ciddi bir tekel oluşturdu. Bunlara Sayın Cumhurbaşkanımız da bunların hegemonyasını kırmak için verdi ama tarım kredilerinin tedarik yapısı bu kadar yükü kaldırabilir düzeyde değil. Mesela bizim de işte kasap yerimiz yok. Yok. Yok yani. Şimdi işte demek ki bir yönetim boşluğu yani bir yetersizlik var. Var. Yani o şeylerde Fahrettin abi alması gereken yapar kazanacak. Fahrettin abi alması gereken. Yani alınmamış. Ama bu tedarik zincirini oluşturmak lazım. Mesela yaş meyve sebze, ben de bağda gittiğimde onlar hani o tazelikle, o sirkülasyon içerisinde o noktalarda eksikler var. Ama en azından dediğin gibi şeker, tuz, un, yağ, bu tür şeylerin olması lazım. Yani onun ilişkin olmaması tabii sıkıntı. Peki, çok sağ olun. Bizim soracağımız sorular dedik ki çok, ama bir saat 5'ten bir seyirciler saat 5'ten yana program yapıyoruz. 2 saat hemen hemen doldurduk. Peki bizim sorumluluğumuz sizin, yani sizin varsa bir şeyimiz, mikrofonlar size, buyurun. Yani evet. Toparlasak yani. Evet. Şimdi ben öncelikle teşekkür ediyorum. Tüm sorulara da açığız. 20 yıldır bireyin siyasi hayatı içerisindeyiz. Ben bu zamana kadar siyaset anlamında bize destek veren herkese yardım gönülden teşekkür ediyorum. Ve üzerimize aldığımız hem belediye başkanlığında hem milletvekilliğinde sorumluluğumuzu milletimizin menfaatleri doğrultusunda sonuna kadar yapmaya çalışıyoruz. Bazı şeyleri yapıyoruz, bazı şeyleri yapamıyoruz. Ama emin olun ki olmayan işlerde de terimizin son noktasına kadar gayret gösteriyoruz. Oluşan hayat tecrübemizi, siyasi birikimimizi, bürokratik deneyimimizi şehrimizin menfaatlerine, insanımızın faydasına sunmak için var gücümüzle çabalıyoruz. Çok Türkiye'de, Bilecik'te, dünyada çok hassas süreçlerden geçtik. Allah'a çok şükürler olsun. Aksamalar, eksiklikler, diğer şeyler oldu ama Bilecik'in olmazsa olmaz dediğimiz hiçbir problemi de geride kalmadı ve bunların hepsini de hep birlikte yerine getiriyor. Yani işte stat yapılacaktı. Bugün stattan bir haber değiliz. Gecikse de ama önümüzdeki takvim yoktu. Efendime söyleyeyim, köprülü kavşak diyorduk, gecikti denmiyorduk, bitirdik. Söğüt yolu diyorduk, Allah'a çok şükür şu anda kullanıyoruz. Bak bugün İlk soru genelde o olurdu. Yeni şehir yolunu sormuyor. Vallahi çizgi istiyor. Yeni şehir yolu da ciddi şekilde çalışıyor. Ben bakan beye dedim, artık bu bağlı sorumluluğu omzunuza koydum, siz söz verdiniz.
Yani inşallah yılın sonunda yeni şehir yolumuzu bitirdik. Bak şehrimize hayal olan bitireceğiz Allah'ım. Ben sevdim. Yani hayal sevim olan. Sevdim. Tamam sizde yürüyüş. Hayal olan. Yıl sonunda bitmeyecek. Ya ben. Geri dönüyorsun. Ben iddiaya girmeyi sevmem ama. Bitecek. Yani Fatih Demir'in sorusunuz var ya. 2021'e gittiniz mi? 2021'e olmuyor. 2021'e. Hayalimizde dahi bir de olmayan. Ben hastane yapılırken ısrar edip oraya yapılsın dediğimde gerekçeler bilen birisi de ya ileride buraya tıp fakültesi kurulur deyince birilere ya Bilecik 750 bin usta yerecek de tıp fakültesi geldi. Evet. Bunlar başka hesaplar var bu işte denilen bir şeyde. Bugün Bilecik'in tıp fakültesi var. Diş hekimliği fakültesi var. Yani bu, bunlara ilişkin olarak çok güzel çalışmaları hep birlikte gerçekleştirdik. Böyle bir fırsat verdiğimiz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Hemşerilerimize saygılar sunuyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet, kıymetli izleyicilerimiz, iki saattir program yapıyoruz. Konumuz Bilecik Milletvekilimiz Sayın Selim Yağcı'ydı, kırmayıp geldi. Bütün sorulara sizler de gördüğünüz gibi doğru doğru her şeye cevap verdi. Bizim mutlaka unuttuğumuz sorular olmuştur ama bunu bilerek unutmamıştır. Aldığımız sorular, notlar, cevapları elimizde kağıttadır. Ama eğer olduysa da sizler videonun altına mesaj bırakırsanız biz Selim Yağcı'ya tekrar sorarız. Evet. Ortak yanımız burada sona erdi. Başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.